Yazıcızade Hacı Hüseyin Bey. Hayfa gerdiği girdiği gece het heyledi kabrinde ta. Acep dostlar ne hikmettir bu hikmet. Gelenler göç edip gitmekte hasret. Ben dedim ol, hükmü ilahe razıyım her emrine. Gün ezelden böyle takdir eylemiştir Zülcehali. Rumca Samakol. Osmanlıca adı Betaet, çamurluk anlamına gelen Alaplı, tarihinden bu yana işgallere maruz kalmış bir kasabadır. Yiğit şehrin, yiğit insanları 175 yıl süren Haçlı seferlerine göğüs germeyi başarmış, 13. yüzyılın sonlarında ilk Türk beyliklerinden Candaroğlu Beyliği'nin himayesine girmiştir. O sıralar Osmanlı İmparatorluğu'nun başında Osmanoğlu Orhan Gazi vardır. Orhan Gazi en sevdiği komutanlarından Ali Alp'i Alaplı'ya göndererek Bizans ve Cenevizlilerden kalan izlerin silinmesini emretmiştir. Bu yüzden Alaplı'nın bugünkü adını Komutan Ali Alp'ten aldığı rivayet edilmiştir. Osmanlı topraklarına katılan Alaplı bölgesine yerleştirilen Türk boylarının kadınları kırsal alanlarda çiftçilik yapmışlar, yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri Alaplı'nın içinde oturan Ermeni ve Rumlara satmışlardır. Mallarını satmak için merkeze inen Türk boyları kadınları çarşıya sokmamışlar, kadınlar pazarı diye bölünmüş ve yalnız Rum ve Ermeni kadınların alışveriş yaptığı yere bırakmışlardır. Bu gelenek günümüzde hala sürmektedir. Alaplı'da ilk merkez camii 1812 yılında yapılmıştır. Alaplı 1927'de rai olmuştur. Alaplı İlkokulu'na 1946 yılında kavuşmuş, ilk banka ise 1958 yılında açılmış. Bu yıldan sonra hızla gelişen ülke ekonomisine ayak uydurmaya çalışan Alaplı'da 1966 yılında belediye kurulmuştur. Bu gelişmeler ışığında nüfusu ile birlikte ticaret hacminin de arttığı Alaplı'da ekonominin çalkantılı yapısı göz önünde bulundurularak esnaf ve hükümet arasında köprü vazifesi görmesi amacıyla 1995 yılında 120 üyeyle Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuştur. Kurucu başkanlığını Özer Yazıcı, başkan vekilliğini Macit Yaman, üyeliklerini de rahmetli Tahsin Gökköz ve İbrahim Çalışkan'ın yaptığı Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası'nın an itibariyle 400 üyesi bulunmaktadır. Bu köklü tarihi Alaplı'yı günümüze kadar taşımayı başardı. Ama bir şeyler eksikti. Gün geçtikçe ekonomisi gelişen Alaplı bir türlü devlet ile esnafını kucaklaştırmayı başaramamıştı. Yeni Türkiye'ye ayak uyduramayan Ticaret ve Sanayi Odası aidat ödeme merkezi konumuna gerilemişti. Çevre il ve ilçelerin bile gerisine düşen Alaplı bunu hak etmiyordu. Bir şeyler yapmak lazımdı. Değişim lazımdı. Şimdi ben değil biz olma zamanıydı. Güçlü ve gelişen Alaplı için şimdi birlikte değişim zamanıydı. Özleyen değil, özlenen Alaplı için. Amaç net, memlekete hizmet. Misyonumuz, üyelerinin ve Alaplı'nın sorununu çözecek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak, verimli ve kaliteli hizmetler üretmek, Alaplı TSO üyelerinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlamak ve başta Alaplımız olmak üzere ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol arkadaşı olmak. Vizyonumuz, Alaplı'yı sanayi, turizm ve teknolojide lider yapmak. Bölgede öncü, İlkeli ve saygın Türkiye'de ise lider o da olmalı. Şimdi Alaplı'mızı ayağa kaldıracak ekip arkadaşlarımızı tanıyalım. Birinci Meslek Komitesi. Erkan Yılmaz Murat Keleş. İkinci Meslek Komitesi. Fatih Gülsoy Hüseyin Sözer. Üçüncü Meslek Komitesi. Rıdvan Yazıcıoğlu Cengiz Yaman. Dördüncü Meslek Komitesi.
Tolga Türkoğlu, başkan adayımız Murat Yılmaz. 5. Meslek Komitesi, Gürkan Yazıcı ve Erdoğan Öztürk. Alaplı'nın en kısa sürede büyüyen ve gelişen güçlü bir ilçe olması için bugün bu gücü kendimizde hissediyoruz. Üreten ve gelişen bir Alaplı için projelerimiz. KOSGEB ile odamız arasında yapılacak diyaloglar sonucu üyelerimizin girişimcilik projelerine eğitim çalışmalarıyla her türlü destek verilerek yapacakları iş geliştirme projeleri desteklenecektir. İlçemize müteşebbislerin gelmesi ve bağlı bulundukları kurumları burada hayata geçirmeleri için onlarla diyaloğa girip OSB yönetimi olarak en maksimum seviyede kullanacağız. TSO binamızda üyelerimizin daha rahat, daha konforlu bir ortamda görüş alışverişlerini sağlamaları ve sosyal etkinliklerini yapabilmeleri amacıyla sosyal tesis yaparak nezih bir ortam oluşturacağız. Üyelerimiz ihracat maksatlı yurt dışı ve yurt içi fuarlara katılım sağlanırken yanında mutlaka tercüman hizmeti sağlanacak. Odamız bünyesinde oluşturulacak e-ticaret ve e-ihracat altyapısıyla oda üyelerinin ürünleri tüm dünya pazarına sunulacak. Birçok kurum ve kuruluşlarda hastane, market ve eğitim kurumları odamız üyelerine ayrıcalıklı indirim oranları sağlanacak. Banka ve finans kuruluşlarıyla sürekli ilişki halinde olunup yatırım için krediyi gerek gören üyelerimize kredi faiz oranlarında indirim sağlanacak. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı başvuruda bulunmak isteyen üyelerimize danışmanlık hizmeti ücretsiz olarak sağlanacak ve bu şekilde makineleşme hızlandırılacaktır. Alaplı Meslek Yüksekokulu ile TSO'nun işbirliğini aktif bir şekilde uygulayarak üniversite ve sanayi arasında teknolojik alanda etkin ve nitelikli çalışmalar ile sınırlı kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılmasını sağlayacağız. Projelerimiz. Dünyada eşsiz güzellikleriyle ünlü Gümeli Yaylaları, Porsuk Ağacı ve şelalelerini turizme kazandıracak ilçemiz ve bölge ekonomimize katkısı için projeleri hayata geçireceğiz. İlçemizin kültürel miraslarından olan elpek bezi ürünlerinin daha çok kişi tarafından üretilmesini sağlayarak ev hanımlarının ekonomisine katkısını sağlayacağız. Kurulacak olan Isla OSB ve Alaplı OSB alanında özellikle Erdemir ve yan sanayisinin ürünlerinin işleneceği üretim tesisleri, asansör fabrikası, tanker ve silobaz üretim tesisi, Dorse imalat fabrikası, jant imalat fabrikası, inşaatlı demir tesisi, gaz beton yutong tesisi ve emsal değerlerde işletmeler kurulacaktır. Sen, ben, o değil. Biz Alaplı için üreteceğiz. Büyük Alaplı için zaman geldi. Şimdi değişim zamanı. Amaç net. Memlekete hizmet.